Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. 12 Eylül tarihi itibariyle şantiye serimize devam ediyoruz sayın arkadaşlarım ve çok önemli bir aşamadayız şu an. Bakın bu hortum terazi. Hortum terazi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hortum terazi içerisinde su koyulan bir tane hortumdur. Aslında yine basit bir mantıkta ve tuttuğunuzda iki nokta arasındaki yüksekliklerin size eşit olmasını sağlar. Bakın yani basit düşünürseniz basit fizik bilgisinde iki ucu açık olan borunun aynı hava giriyorsa ve içerisindeki sıvı aynıysa şu haş yüksekliği eşittir. Aslında temel çalışma prensibi bu şekilde. Bakın bunun içerisine şu an biz su yerleştireceğiz. Su yerleştirdikten sonra da bir yerin kotunu bunun sayesinde diğer yere almanıza yarar. Bu aşamadan sonra artık nivo kullanmayacağız. Nivo kullanmadığımız için bunu kullanacağız ve mesela her yerine aynı işareti koyacağız bu kolon kalıplarının ve mesela örnek veriyorum işte 100 cm yukarısına bütün kirişlerin bittiği noktaları o şekilde hesap edip düzgün bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayacağız sayın arkadaşlar. Neyse ilerleyelim e, o aşamada onu göreceğiz şu an öncelikle bunun bir çalışma prensibine bakalım bakın içerisinde önce düzgün bir şekilde çekiyor ondan sonra e, bir taraftan bakın çekiyor suyu ağzıyla <laughs> bu benzin çalanlar gibi İçinden su geçecek 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 o, hani içinde hiç hava kalmayacak yani iki yer arası komple su olacak. O geçme işlemi bittikten sonra zaten onu bir kere çekip bıraktıktan sonra o sürekli çekmeye devam eder biliyorsunuz. O içerisinde hiç hava kalmayacak şekilde beklenecek. İki tarafı da tamam her taraf tamamen sadece suyla dolu olunca iki ağzını kapatıp ona göre ölçümüzü alacağız. Bakın yani bu şekilde çekiyor ve buradan bu sayede hızlandırıyorum. Akması lazım. Şimdi evet bakın böyle su geliyor. Tamam mı? Ama mesela havalı bir su gelir ilk başta çünkü yer yer havalar var ya içerisinde. O hava tamamen boşaldıktan sonra kullanıma hazırdır hortum teraziniz. Sayın arkadaşlar bakın ağzını tutuyor iki tarafının. Kontrol ediyor. Sıvı iki tarafında eşit olacak şekilde kontrol ediyor. Doğru mu diye? Ondan sonra da peki şu an bunu neyin kontrolünde kullanacağız? Sayın arkadaşlarım şu an bizim e, zemin katımızın üst kotunu doğru yerleştirdik mi, yerleştirmedik mi ona bakacağız sayın arkadaşlar. E, şuraya bir yere bir işaret koyduydu haritacımız. En başından beri bu işareti ben hatırlatıyordum. Tam da arabanın altına denk geldi zannediyorum. E, arabayı çekeriz şimdi oradan. Oradan e, şimdi nasıl alacağımızı göreceğiz. Bakın bizim e, bu kotumuzun yani herhangi bir yerden alabilir. Buradan alabilir. O oradan alabilir. Önemli olan o zemin katımızın üst kotunu alması. Biz doğru yerleştik mi, yerleşmedik mi şu an onu anlıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan hiza almaya çalışıyor karşılıklı. Orada da işte zemin katımızın üst kotunun olması gereken Mesafeye sıfır kotundan itibaren ona göre metreli yükseğe çekiyor. Mesela diyelim 50 santim deme olması lazım, 50 santime çekiyor. Mesela 65 santim deme olması lazım, metreyi ona göre ayarlıyor, karşıyla kontrol ediyor, bu tarafla kontrol ediyor. Su nerede eşitlenecek? Mesela buraya sabitledik ya suyun yüksekliğini. Orada diğer tarafta metrede kaça denk geldi su diyelim, 62 santime denk geldi, 5 santim bir hata payı yapılmış diyelim. Bakın. Heh. Arabayı çektik sayın arkadaşlar bakın burası haritacının işaretlediği sıfır kotu biz e, en başından itibaren hep bu sıfır kotunu kendimize merkez alarak hareketlerimizi yaptık yani nivoyu da hani diğer tarafta e, temelin üst kotuna yerleştirdik bu kalıbı yapma aşamasına bir önceki kalıbı yapma aşamasına yerleştirdiydik ya ben gelmeden önce yerleştirmişlerdi daha doğrusu yine aynı bu sıfır kotuna göre yerleştirmişlerdi ve e, oradan işte diyelim. 2.80'den itibaren bir hiza aldıydı. Ondan da işte kirişlerin başladığı hizayı düştüydü ve bir tahta çaktıydık. Önce e, perde duvarımızı yaptıydık. Ondan sonra da kirişleri birlikte çalıştırdıydık. Ama demek istediğim anlayın hepsi bu sıfır kotunda. Şu anda da kontrolümüzü sağlıyoruz. Bakın burada metreyi aldı. Metreyle beraber tutuyor. Kaça gelirse ve şu an tam kaç santimetre olması gerektiğini hatırlamıyorum ama milimi milimine doğru çıkmıştı sayın arkadaşlar. Tam doğru yerleştirilmişti. Ondan sonra da şu an doğru yaptığımızı gördük değil mi? Ondan sonra ne yapacağız sayın arkadaşlar? Bakın herhangi bir kolondan işaret yapacak. Diyelim yerden kaç santimetre bu kolon? 150 santimetre tamam mı? 150 santimetreyi buradan işaretleyecek. Buradan işaretledikten sonra diğer ustamız bütün kolonları gezecek. Hepsine bundaki işaretin aynısını koyacak. Bu işlemi neden yapıyoruz? Burada yerden 150 santimetre yüksekte ise Oralarda da yerden 150 santimetre yüksekte değil midir? Değildir arkadaşlar. 1 santimetre aşağıda çıkar. 1 santimetre yukarıda çıkar. 2 santimetre, 2,5 santimetreye kadar aşağıda ya da yukarıda çıkabilir. Biz bir yeri kendimize referans biliriz artı 1, eksi 1, artı 2, eksi 2 ne olması önemli değil. Artık burası bizim için sıfırdır bu kolon. Tamam mı? Burada artı 150'yi alırız. Bütün kolonlara aktarırız. Mesela buradaki 1.48 gelebilir. Önemli değil. Burada peki biz bu işlemi neden yaparız? Mesela buralarda 150'yi belirledi. Ondan sonra Kirişlerin e, tahtalarını buna göre yerleştirmeye başlarız ki şimdi yukarıya doğru artık metreyle ölçü alacağımız için bütün alınan ölçüler aynı olur ve bütün kirişler bütün e, her şey döşeme ve kirişler kendi içinde do doğru çalışır ama diyelim mesela bu kolonda bu kolonda farz edelim kirişi diyelim 2.40'da örnek veriyorum. 2.40'da ama diyelim bu 2 santimetre aşağıda bu 2 santimetre yukarıda yani arada 4 santimetre fark var. Tamam mı? İkisini de yerden bu hortum teraziyi kullanmadığımızı varsayıyorum. İkisini de yerden aldık. Ölçüsüne baktık. E ne olacak o zaman diyelim bu ne demiştim dedim 2.65 mi demiştim diyelim ki bu 2.61 çıkacak. Bu 2.65 çıkacak. Böyle olunca da kiriş düzgün bir şekilde çalışmayacak. Ne demiştik ona? Penese demiştik. Kirişin tam düzgün çalışma sistemine penesesi düzgün olmayacak ve bu sefer çerçeve sistem doğru düzgün çalışmamaya başlayacak. O yüzden biz buradan 1.50 cm belirledik. Hemen hesabımızda şu şekilde yapabiliriz. Bakın 1.50 zaten belirledik değil mi? Bizim döşemeden döşemeye kat yüksekliğimiz kaç? 2.80. Eksi 1.50'yi düştük zaten. Eksi diyelim buranın döşemesi kaç santimetre? Şey kirişi kaç santimetre? 50 santimetre dedik. Eksi oraya koyduğun tahtanın kalınlığı kaç santimetre? Ee, bu kiriş tavan tahtasından bahsediyorum. 3.5 santimetre. O zaman oranın bakın o yüz, işaretli değil, 150'den sonra 50 santimetre sarkan bütün kolonlarda 76,5 santimden sonra kirişin kalıbını yapmaya başlayacak sayın arkadaşlarım. Bu hesap bu şekilde yapılıyor. Farz edelim bu kolon Farz edelim bu kiriş 50 santimlik değil de 60 santimlik olsaydı. Yine aynı şekilde e, 280 bizim döşemeden döşemeye kat yüksekliğimiz var. Eksi 150 santimetre işaretlediğimiz yer. Eksi 60 santimetre kirişimiz. Eksi 3.5 santimetrede oraya koyduğumuz tahtanın kalınlığı 66.5 santimetreden arkadaşlar oraya kalıp çakmaya başlayacak. Yani 66.5 santimetre derken şu işaretli 150 santimetreden sonraki 66.5 santimetreden bahsediyorum. İlerleyelim. Biraz belki karmaşık gelmiş olabilir. Ben tekrarını bir izleyeyim videonun. Ona göre tekrar anlatırım size. Zaten bu iş tekrarlarla olur. Bakın her yere aynı santimetreyi işaretliyor. Her yeri 150 cm yerden olduğunu kabul ediyoruz şu an. Bakın işaret diyor. Zaten kirişleri biz hizaladıktan sonra döşemeyi kirişe göre Çıkacağımız için orada bir sıkıntı yok. Tekrar orada hortum terazi falan kullanmaya gerek yok. Bu işlemi aynı şekilde nivo ile yapabilir miydik? Bu işlemi aynı şekilde nivo ile yapabilirdik. Biz şimdi aşağıdan yukarıya doğru yapıyoruz hortum terazili nivoyla da yukarıdan aşağıya doğru yapardık. Gene kendimize bir çizgi belirleyip ona göre hepsini düz çalışacak şekilde ayarlardık. Bu noktada işte 2 santim yukarı, 2 santim aşağı, 3 santim yukarı, 3 santim aşağı önemli değil ama o döşemenin düzgün bir şekilde çalışması önemli sayın arkadaşlar. Bakın yerden 1.50 almışız, görüyor musunuz? Ama e, benim gittim diğer e, kolon iç ayrısında Ölçtüm görüyor musunuz 1.50 gelmedi ne gelmiş ee, 1.49.8 gelmiş 149.8 2 milim orada kaymış 2 milim çok az bir kayma zaten diyelim ve bu video kendi içinde sadece bir video olsun sayın arkadaşlar biz en iyisi ben size bir dahaki katın e, kalıbını da çekeyim bir dahaki katın kalıbında bu işlemi aynı şekilde bir daha anlatacağım hiç merak etmeyin öğrenene kadar buradayız bu işlemlerin hepsini öğreneceğiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bu video burada bitsin. 12 Eylül tarihine bir dahaki video itibariyle devam edelim. Sağlıcakla kalın.